Evet, maç sonrasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağoğlu yanımızda. Sayın Başkanım, evet, Ziraat Türkiye Kupası ilk 16 turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor'un 2-0 galip geldi Denizli Spor karşısında. Nasıl gördünüz takımı? Oyunu nasıl değerlendirirsiniz? Daha iyi olacağından eminim. Oyun olarak daha iyi oyun oynayacağımızdan eminim ama tabii yani bu kupa maçları, iki ayrı maçlar, özellikle gol yemeden kendi sahanızda almış olduğunuz galibiyet son derece önemli. 2-0 da bir kupa maçı için net bir skor. Denizli Spor'da biliyorsunuz yani bundan 4 hafta önce canımızı sıkan bir takımdı. Hocanın da ilk maçıydı, ilk deneyimiydi. 2-0'lık güzel bir galibiyetle başladığı için hocanın adına mutluyum, takım adına mutluyum. Çok daha iyi olacağız inşallah. Bir hafta sonra rövanşı var. Bu skor yeterli mi size göre Turuç? Yani şüphesiz ki yani hiçbir maç bitmeden skor yeterli diyemezsiniz. Veya oynanmamış hiçbir maç kazanılmış veya tur atlanmış olarak değerlendirilemez. Futbolun zaten güzelliği de bu. Ama dediğim gibi gol yemeden iki farklı galibiyet işimizi biraz daha fazla kolaylaştırdı. O kadarını söyleyebilirim. Pazar günü lig başlıyor artık Trabzonspor için. İkinci devre başlıyor Süper Lig'in ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. O maçla ilgili olarak düşünceniz nedir? Nasıl bir başlangıç bekliyorsunuz? Tabii ki yine bu maçta olduğu gibi galibiyetle başlamak yani bütün takımın hedefi. Herkesin düşüncesi de o yönde. Yani bunun gerçekleşmesi için de zaten çok büyük çaba sarf ediyoruz, yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İlerleyen haftalarda takımda taşların daha da yerine oturacağını düşünüyorum. Biraz daha değerli, toplu ve göze hoş gelen futbol oynamak zorundayız. Bunu da zaten ilerleyen haftalarda gerçekleştirip yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki her zaman söylediğim gibi Trabzonspor zirvenin takımıdır. Yani şartlar ne olursa olsun zirveye oynayan takımdır. Ama ilk 9 hafta, özellikle ilk 7 hafta diyelim, yani bizim açımızdan çok zorlu rakiplerle yapacağımız maçlar. Hani bu haftalarda arzu ettiğimiz futbolu ortaya koyar, arzu ettiğimiz puanları toplarsak 7. ve 9. haftadan sonra, özellikle 9. haftadan sonra bizim açımızdan biraz daha yani hiçbir maç rahat değil ama daha rahat oynayabileceğimiz bir fikstürümüz var 9. haftadan sonra. O 9 hafta çok önemli. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun maç sonrası görüşlerini aldık. Söz Güneşen'de. Bundan sonra Kasımpaşa'yı ağırlayacak Trabzonspor. Sonra tekrar Denizli deplasmanı, Malatya derken Malatya sonra Denizli ve Fenerbahçe karşılaşması. Özellikle Fenerbahçe maçına kadar olan süreç Trabzonspor için çok önemli. O süreçte ne kadar az puan kaybı yaşarsa, ne kadar az tartışmalı bir performans ortaya koyuyorsa hem Hüseyin Çimşir ve takımının kendine olan güveni artacaktır hem de taraftarın sahiplenme duygusu çok daha farklı olacaktır. Çünkü Fenerbahçe maçını içeride Trabzonspor kazanırsa çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz, artık ciddi şekilde şampiyonluk potasına girmiş bir takım var ve bunu sonuna kadar kovalayacak bir takım var diyebiliriz. Ama o zamana kadar olan süreç gerçekten Trabzonspor adına oldukça kritik. Bugünkü performansı takımın genel olarak bence oldukça iyiydi. Maç içerisinde zaman zaman kırılma anları yaşandı. Özellikle orta sahada oyunun hakimi olsa da kanat oyunları noktasında sorunlar yaşadığını çok net bir şekilde gördük. Bunlar tabii zamanla belki çalışarak giderilebilecek noktalar. Ama Denizli Spor cephesinden de bakacak olursak özellikle Bergdiş ve Baron'un yokluğunda çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Ofansif anlamda çok kısıtlı bir takım gördük sahada. Ama kötü bir takım değil. Kötü değil. Özellikle defans kabiliyeti noktasında çok mücadelesi üst düzey ve hiç geri düşse dahi oyun disiplininden kopmayan bir takım vardı. Ama ofansif anlamda sıkıntılar vardı. Bence çok ciddi bir yaratıcı oyuncu eksikliği yaşanıyor Denizli Spor'da.
özellikle Barov o kart cezası sona erdikten sonra, takıma katıldıktan sonra bence o eksikliği önemli oranda giderecektir. Ama Denizlispor'un da dengeli bir kadrosu olduğunu söyleyelim. Tabii burada Trabzonspor'a tekrar dönecek olursak, şimdi hafta sonu oynayacak olan Kasımpaşa maçı var ve herkes şu yorumu yapıyor olabilir. Kasımpaşa çok ciddi bir kadro rotasyonuna gitti. Çok ciddi değişimler yaptı. Bu maçın favorisi dışarıdan bakıldığında Trabzonspor gibi gösteriliyor. En azından böyle lanse ediliyor. Bu tür maçlar en tehlikeli karşılaşmalar. Sezonun ilk yarısında da çok iddialı olarak gösterilen maçlarda Trabzonspor zaman zaman çok ciddi sorunlar yaşadı. Dolayısıyla maç oynanmadan kazanılmıyor. Bugünkü performansın üzerine koyması gerekiyor Trabzonspor'un. Özellikle savunma arkasına atılan toplar konusunda ve savunmadan oyun kurma çabası noktasında biraz sıkıntıları açıkça gözüktü Trabzonspor. Özellikle Hüseyin Türkmen ve Kampi ikilisi savunmadan oyun kurma noktasında bariz sorunlar yaşadı bu karşılaşma üzerinde. Bence o bölgeye yapılacak bir takviye hem bu oyuncuların performansını artıracaktır hem de Trabzonspor o noktada bir zenginliğe kavuşturacaktır. Ayrıca Yusuf Sarı'nın da sakatlığının önemli oranda geçtiğini, Kasımpaşa maçında oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. Yine Daniel Sturridge'in de sakatlığının Kasımpaşa maçında oynamasına engel olmadığını, dolayısıyla hücum anlamında biraz daha zengin bir takım göreceğimizi belirtelim. Ama bugünkü karşılaşmada siz de gördünüz, 21 kişilik kadroda Ivanildo Fernandez yok. Savunmada bir takviye yarışı var Trabzonspor'un ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için Ivanildo Fernandes'i takımdan göndermeyi düşünüyor. Onunla ilgili de bir transfer gelişmesi var. Birazdan söyleyeceğim. Birazdan paylaşacağız. Hüseyin Çemişir, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü, Hakan Gündoğar'ın yanında. Hakan. Teşekkürler Sütün Eçen. Hocam tebrik ediyoruz. Sağ olun. Öncelikle neler hissediyorsunuz? Sizin için ayrı bir heyecan oldu. İlk galibiyetiniz teknik adam olarak Trabzonspor'un başında. Önce duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Tabii ilkler zor oluyor. Benim için de zor oldu ama kazanmak güzeldi. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Mücadelelerinden dolayı, oyunu istemelerinden dolayı gayet başarılı olduklarını düşünüyorum. Tabii maçın genel itibariyle bakıldığı zaman oyunun belli bölümlerinde biz yedik. Belli bir bölümünde biraz oyundan düştüğümüz anlar oldu. Özellikle topu tutma konusunda problemler yaşadık belli bölümlerde. Ama biz oynadıkça, hazır oldukça daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Biz potansiyeli olan, saha içerisinde problem çözebilen oyunculardan kurulu bir takımız. Onların potansiyeli bundan çok daha fazlasını yapabilecek durumda. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Çalıştıkça, oynadıkça, haftalar geçtikçe daha iyi olacak. Ama kazandığımız için, avantajlı bir skor yakaladığımız için mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Hocam ekstra oyuncular da var tabii ki. Vakame'nin attığı gol, Sosa'nın bugün yine ekstra oynaması. Ama bazı eksikler olduğu da gözleniyor. Bu eksikler 31 Ocak'ın sonuna kadar giderilecek mi? Yani o tarafıyla ilgili tabii biz elimizden geleni yapıyoruz ama devre arası transferlerle ilgili eğer soruyorsanız o biraz zor oluyor, güç oluyor. Yani istedikleriniz olmuyor, bazen doğru adamı bulamıyorsunuz, ekonominiz uymuyor. Ama bu süre zarfında biz eğer yapabilirsek, istediğimiz şartlarda oyuncu bulabilirsek hem kalite anlamında hem de ekonomik anlamda katmayı düşünüyoruz. Ama bu bugün mü olur, yarın mı olur, ne kadar olur bilmiyorum. Ama biz mevcut oyuncularla beraber şu an için bu yola devam ediyoruz. Onlar bu işi başarabilecek güçteler. Potansiyelleri yüksek. Dediğim gibi onlara biz inanıyoruz. Daha iyi olacaklarını da düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılar bundan sonrası için diyelim. Mehmet Hoca da geliyor şu anda. Mehmet Hocamı da alalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam, Rodega'nın pozisyonu 1-0, dakika 76 veya 77 vuruyor. Erce çok iyi çıkartıyor. Arkasından gol geliyor ki o 70 ile 80 arası müthiş bir baskınız vardı. Ya aslında bir kere rakibi tebrik edelim. İlk ayağın kazandılar. Hocaya da başarılar dilerim bundan sonraki süreçte. Oyuna gelince 76'ya kadar gelme bence. Oyunun başında Ahmet Kamil'in Zeki'ye pozisyonu var. %5 bile tartışmaya açık konu olsa kabul edeceğim. Yani hiç konuşulacak tarafı yok.
Hocayı da seviyoruz ama oyunun kaderini etkiledi orada. Gidişat çok farklı yöne gidecekti oyunun şekli çünkü. Sonuçta gelgitleri olan, mücadelesi yüksek olan, bence seyredenlerin keyif olduğu bir müsabaka ortaya koyduk. Yani birbiri de yakalayabilirdik. Oyuna çok hükmettiğimiz alanlar oldu ama tabii bizim için bir oyuncu çok oyuncu pozisyonuna geliyor. Çok eksiklerimiz de var. Onların katılımı da çok daha iyi olacağız. Bunu zaten bu akşam herkese gösterdik. İyi bir takım var. Oyuncuları da tebrik ettim. Tabii ikinci maçın yine çıkıp oynayacağız. Daha pes etmedik. Bugün itibariyle burayı unutacağız. Yine hafta sonu çok zorlu bir müsabakamız var deplasmanda. Bu planlama da tabii biraz insanı zora sokuyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Ümit ederim ki bu oyun anlayışımızı ve mücadele gücümüzü daha da yükselterek lige başlayacağız. Gelecek bizim adımıza daha güvenli, daha güzel olacak. Ondan hiçbir şüphem yok.